İş kazası sonrası alınabilecek tazminatlar nelerdir? İş kazası tazminat hesabı nasıl yapılır? İş kazası davası asıl soru yani. İş kazası davaları ne kadar sürer? Merhaba, bugün yine yeni bir konuyla karşınızdayız. İş kazası geçirdim, ne kadar tazminat alabilirim konuyu konuşacağız. Soruları ben soracağım, Mehmet Ali Bey cevaplayacak. Mehmet Ali Bey, iş kazası sonrası alınabilecek tazminatlar nelerdir? Melek Hanım, öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. YouTube kanalımızda bu konuyla alakalı 3 adet videomuz var. Bununla beraber 4. videomuz. İş kazası konusunu tam da anlayabilmek için önceki videolarda mutlaka ki izlemeniz gerekiyor. Sizin sorunuza gelirsek, iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edebiliriz. Maddi tazminatlar neler olabilir? Sürekli iş göremezlik kaybı, geçici iş görememezlik kaybı, tedavi giderleri, geçici bakım giderleri ve vefat halinde ise yakınların destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Yani manevi tazminat ise iş kazası geçiren kişinin yaşadığı elem ve kederi bir nebze olsun azaltmak için ödenen tazminattır. Ya da vefat eden olması halinde ailesinin yaşadığı bu elem ve kederi azaltmak için ödenecek tazminat da manevi tazminattır. Ama ülkemizde manevi tazminat çok da değer verilen bir kurum değil. Bir kişi vefat ettiği zaman bunun karşılığı ödenecek tazminat 50 bin lira ya da 100 bin lira değildir. Çok daha yüksek tazminatlar ödenmesi gerekir. Ama ülkemizde bu böyle değil ne yazık. Peki iş kazası tazminat hesabı için hangi bilgi ve belgeler gerekiyor? Yani avukatlar müvekkillerinden hangi belgeleri talep etmeliler? Başvuracak olanlar, dava açacak olanlar hangi belgeleri hazırlamaları gerekir? Melek Hanım, iş kazası tazminatının yani maddi tazminatın hesaplanması için öncelikle işçinin iş kazası geçirdiğindeki yaşı önemli. İkinci olarak ücreti önemli. Yani bu gerçekten aldığı ücret. Bazı iş yerlerinde biliyorsunuz elden ödemeler yapılıyorlar, sigortasını asgari ücretten gösteriyorlar. Ama gerçek ücretini bildirilmesi lazım. Bu gerçek ücrette tanık ve emsal ücret araştırılmasıyla tespit edilebiliyor. Üçüncü olarak ise kusur oranı tespiti gerekiyor. Kusur oranı tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili bir dosya açıyor ve raporlama yapıyor. Bunun sonucunda iş kazası geçirirken işçinin bu olayla ilgili kusurunu tespit ediyor. Bu kusur oranı mahkemeye gönderiliyor. Mahkeme hiçbir zaman tamam bu kusur oranı gelmiş yeterli demez. Bir heyet kurarak yeniden rapor olur. Eğer gelen raporla SGK'dan gelen rapor arasında çelişki varsa üçüncü bir rapor olacaktır ve bu kusur oranı da kesinleşmiş olur. Son olarak da maliyet oranı bilinmesi gerekir. Maliyet oranı iş kazalarında sürecin uzamasına neden olan en büyük etkendir. Şöyle maliyet oranı tespit ediliyor. Kişi SGK bünyesinde buna itiraz ediyor. SGK üst kurumuna itiraz ediyor. Genellikle o 3-4 ay sürüyor ve bu kurumda değişiklik yapmıyor. Aynı oranı veriyor. Sonra da bu mahkemeye giriyor. Mahkeme burada iki yöntem seçiyor. Doğru olan yöntem artık maliyet, eğer sizin bu maliyet oranına itirazınız varsa bu maliyetin tespiti davası açılmasını istiyor. Maliyetin tespiti davası açıyorsunuz. Burada dosya adli tıpa gidiyor. Adli tıptan eğer aralarında gene çelişki varsa, SGK ve adli tıp arasında çelişki varsa adli tıp üst kurumuna gidiyor. Sonra kesin bir karar ortaya çıkıyor, rapor ortaya çıkıyor, rapor mahkemeye dönüyor ve bunu gene istinaf ediyorlar. Bu süreç 2-3 yıl sürüyor. İşte iş kazalarının uzun sürmesinin nedeni bu. Devamında şöyle olabiliyor, mahkemeler dosyayı direkt adli tıpa gönderiyor. Bunun için size dava açtırmıyor. Öyle olduğu zaman adli tıptan dönmesi bir sene sürüyor. Yani eğer SGK ile adli tıptaki rapor oranları birbiriyle örtüşüyorsa yeniden rapora göndermiyor. Eğer örtüşmüyorlarsa bir üst kuruma gidiyor ve 1,5 yıl içinde o süreç bitmiş oluyor. Elimizde yani kişinin maaşı, ücreti, kusur oranı ve maliyet oranı varsa bir hesaplama yapılabilir. İş kazası tazminat hesabı nasıl yapılır? Ya kabaca bir örnek vermek gerekirse tabii bunun için bilirkişiler görevlendiriliyor. Bilirkişilerin işi ama kaba bir hesap yapmak gerekirse. Yani hesabı yapmak istersek tabii net doğru olmayacaktır ama 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkabilir. Şöyle örnek vereyim. İşçi 42 yaşında 30 bin lira maaş alıyor. İş kazasında %30 kusuru var ve %20 mağluliyeti var. Bu yaş tabloları var. Bu yaş tablolarına göre toplam aktif ve pasif dönem olmak üzere 33 yıl bu kişi çalışabilir. Bu kişinin maaşı 30 bin lira olduğuna göre önce bunların %30 kusurunu çıkartmamız gerekiyor. Sonra da %20 mağluliyeti yani mağlul olmayan tarafı çıkartmamız gerekiyor. Yani toplam hesaba göre aylık 4200 TL civarında bir rakam çıkıyor. Bu bir yıllık 50.400 TL ediyor. Bu kişi 42 yaşında olduğu için aktif ve pasif dönemi toplam 33 yıl ediyor. Bu 33 yıla göre de 50.400'ü 33 yıla çarptığım zaman 1663 TL ortaya çıkıyor. Ya bu hesap ama ortalama bir hesap, net bir hesap diyemeyiz. Çünkü 1.663.000 TL alabilir diyoruz.
Yani buna ortalama takriben 50 bin 100 bin arası da manevi tazminat çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii bir de buradan peşin sermaye değeri, doğru, yani SGK ödemeleri, doğru, de düşüyor. Ona, aynen, göre mahkeme karar veriyor. Yani bu, doğru, uzmanlık gerektiren bir hesap. Ama hani yöntem açısından basit bir, yani kaba bir aklınıza örnek. Aklınıza takılıyorsa bu şekilde, evet, hesaplayabilirsiniz kısaca. Peki iş kazası davası asıl soru yani. İş kazası davaları ne kadar sürer? Ortalama iş kazası davaları bence 5 ya da 6 sene sürecektir. Yani eğer tabii maliyet oranı tespiti davası açılmışsa ve bu istinaf sürecini görmüşse 7-8 yıl 10 yıla kadar sürmektedir. Yani hala 2013'te açtığımız dava hala devam etmekte. İstinaf aşamasında. İstinaf aşamasında. Evet, inşallah bu yıl çıkacak karara. Burada şöyle bir kötü durum var. İş kazalarındaki tazminata yasal faiz işliyor. Yasal faizle işlediği zaman yasal faiz %9. Tabii şimdi şey, Anayasa Mahkemesi de adil yargılanma hakkı ihlalinden bana başvurmayın diyor. Normalde, evet, bu tarz davalarda manevi tazminata hükmediyordu. Yani devletin burada ihmali olduğu, evet, gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi belli oranda bir manevi tazminat veriyordu. Artık Anayasa Mahkemesi bu tarz başvuruları da kabul etmiyor. Bekleyeceğiz süreci. Evet, ya süreci, hı-hı, bekleyeceğiz. Evet. Çok da kısa sürmüyor. Evet. Ama kısaca iş kazası geçirdiyseniz tazminatınızı bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Peki, teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. Rica ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.